Buraya kadar Nizamettin. Yürü. Buradan çıkamazsınız. Görürsün. Memati, yarım saat bekle. Adam gelirse onu da alırsın. Tamam usta. Kızım! Elif! Elif! Yavrum benim! Elif'im! Çabuk. Hastayı kaybediyoruz. Ares çabuk. Hanımefendi müsaade eder misiniz? Lütfen. Hanımefendi lütfen. Bir doz adrenalin yazın. Lütfen dışarıda bekleyin. Lütfen. Lütfen kızımı kurtarın doktor. Buyurun dışarıda bekleyin. Lütfen. Lütfen. Neredesiniz kardeşim? Buradayız aslanım. Saydım oğlum senin üç. Konuşmayı bırak da şunları kenara çekelim. Gördüm. Gördüm diyorum. Şişlediler koskoca Ziya abiyi. Tuncay Bey sakin olun. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin. Beni öldüreceksiniz. İmdat! İmdat kurtarın beni. Lütfen sakin olun. Dokunmayın bana. Dokunmayın bana. Tuncay Kantarcıyım ben. Bana dokunamazsınız. Lütfen sakin olun. Dokunmayın bana. Dokunma. Dokunma. Sakin olun Tuncay Bey. Dokunmayın bana. Bu sadece sakinleşmeniz için Tuncay Bey. Hayır. Hayır. Hayır beni de öldürmek istiyorsunuz. Siyah abi gibi beni de şişleyeceksiniz. Hayır. Gördüm. Gördüm ben şişi. Abidin. Abidin neredesin? Abini şişliyorlar Abidin. Abimin yanına götürün beni. Ulan! Ulan Tuncay abime bir şey olursa alayınızı keserim lan! Efendim Müdür Bey. Nesrin Hanım, neredesiniz şu an? Yoldayım. Bir şey mi var? Gelseniz iyi olur. Babama bir şey mi oldu? Thank you.
kim bu? Allah'ım ne olur onu bize bağışla. Sevdiklerine bağışla. Abla. Nabız hala sıfır. Hasta fibrilasyonla 200 jül defibrile çakıyorum. Elektroşok. Değişiklik yok. 300 jül ekstra defibrile ediyoruz. Çakıyorum. 2 doz adrenalin. Hasta döndü. Kader ne değiştirir Ömer baba? Yaradan dilerse kaderi değiştirir. Yaradan'ın dilemesi için insanın yapabileceği hiçbir şey yok mudur? Dua değiştirir kızım. Ben çok dua eden birisi değilim. Benim duamın ne önemi var ki? Olur mu öyle şey benim güzel kızım? Hazreti Musa ve Firavun halkın huzurunda iddiaya girişirler. Hazreti Musa, benim Rabbim Nil Nehri ile Mısır'a hayat verir der. Firavun ise, ben istersem Nil'i ters çeviririm der. Hazreti Musa, hadi deyince Firavun süre ister. Ertesi gün buluşmak için sözleşirler. Hazreti Musa, Yaradan'ın buyruğunu dile getirmenin huzuruyla evine gider ve istirahate çekilir. Firavun ise Musa'nın Rabbine dua eder. Sabah Nil Nehri'nin önünde buluşurlar. Ve Nil Nehri, Firavun'un söylediği üzere ters akmaya başlar. Hazreti Musa, Yaradan'a yakarır. Ben senin söylemediğin bir şeyi söylemedim. Neden böyle irade buyurdun? Senin söylediğin doğruydu der Yaradan. Ama sen uyurken o dua etti. Ben herkesin Rabbiyim. Herkesin dualarına cevap verenim. Allah o kadar adildir ki, kendisine ibadet edene de, etmeyene de, tapana da, tapmayana da, duası karşılığında yardım eder. Abi bu çıktı.
Seninle anlaşabiliriz. Ne istiyorsan verebilirim sana. Ne verebilirsin ki bana? Aklından ne geçiyorsa. Canın. Zaten alacağım bir şeyi veremezsin Nizamet. Beni öldürmek sana sadece kaybettirir. Sence kaybedecek neyim var? Polat, yanlış yapıyorsun. Bak Nizamettin, senin doğrun yanlışın kapının önünde kaldı. O kadar zavallı bir durumdasın ki, 25 yaşında elini sıkmaktan imtina edeceğin adam sana yanlış yaptığını ve sesini kesmeni söylüyor. Adalet sadece senin anladığın gibi işlemiyor. Ben sadece... Sen sadece zavallı bir hiçsin. Neyi anlatmaya çalışıyorsun ki? Özür mü dileyeceksin? Sana dair bir tek şey merak ediyorum. Ömrüm birilerini yönetmekle geçti. Ömrüm fırıldak çevirmekle geçti. Ömrünün bir tek gününde bu hale düşeceğini düşündün mü? Hiç aklından geçti mi? Bir an bile geçmedi. Sözüm bitmemişti. Ama madem cevap verdin, aklımdan geçmedi dedin, bir Kriptex için o kadar insanın canına kıydın, bir sürü insan öldürdün. Bir gün bunun için öleceğin aklına gelmedi mi? Senden artık alacağım hiçbir şey yok. Uğruna öleceğin şey benim ellerimde. Vakit doldu. Polat'ı da görseydik gelmişken. Onun işi belli olmaz. Siz sağ salim dönün de yeğenim. Ağanın lafı yere düşmesin. Pirmiz. Araba hazır dayı. Nizamettin ne olacak? Hakkında hayırlısı. Dayı, ben götürseydim ablayla biraderi. Pirmiz bir sakatlık çıkarmasın. Aman yeğenim, ben sensiz ne yaparım? Hadi bacım, hadi selametle. Bismillah. Hakkımıza hayırlısı. Müzik
ablam. Bitkisel hayatta. Eren mi? Elif ölmesin. Ne olur ölmesin. La durumu ağırmış. Siz yetişseniz iyi olur. Ben Can Polat'a söylerim. Ya siz de bizi habersiz bırakmayın. Gelmedi usta. Ne çabuk satıldın gördün mü Nizamettin? Ucuz olmak böyle bir şey. Memati, bir soruyu iki kere sorma. Çok soracak bir şeyim yok usta. Benim son söyleyeceğim bir şey var. Duyacak halde olsun. Hala baygın. İyi. Görevli mi?
Esma'yı görmedin mi? Emekli. Türkiye'nin politikasını o yönetiyor. Nasıl yönetiyor? Yönetiyor işte. Yönetti, yönetti de ne oldu lan? Şu halimize bak! Sen benim yerime savar. Gücü var. Gücü olsa bastonsuz yürür. Çok parası var. Yani? Benim de çok param var. Ve sen güçlü olabilecek bir adamsın. Ya daha önce niye söylemedin? Bu kadar gücü parası olan adamın ağzını kırdın. Kusura bakma. Bugün pek mezaz yedik ama daha güçlü olabilirim. Sana daha güçlü buluyorum. Yeraltı dünyasının ünlü ismi Ziya Yılmaz cezaevinde şişlenerek öldürüldü. Yetkililer Laz Ziya olarak bilinen Ziya Yılmaz'ın olay anında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kim öldürmüş abi? Su testisi su yolunda kırılır her an. Yaptım Can Polat. Tamamdır. Bir mevzu vardı ama. Şuna bakayım Dalo, konuşuruz. Cryptex nerede? Nevzat, sen olmasan abi hal odayla benim yanımda okurdu kara kutuyu. Yıl 1983. Yüce seçilmişlerle ilk kez Paris'teki toplantıda tanıştım. Toplantı yerini ve saatini birkaç kez değiştirdiler. Bana olan güvenlerini sınamışlardı. İlk sınavdan başarıyla ayrıldım. Bugün yüce seçilmişler tarafından neden davet edildiğimi anladım. Selefim, Tahran'daki Amerikan elçiliği rehine baskınında yapılmak istenenleri doğru yorumlayamamış. Pentagon'un aksine seçilmişler, harekatın başarısız olmasını istiyorlardı. Çünkü neokon Reagan'ın seçimi kazanması için Carter'ın başarısız olması gerekiyordu. Londra'daki toplantıda yüce seçkinler bana ilk görevimi verdiler. Lactus adlı bir şirket üzerinden Saddam Hüseyin'e zehirli kimyasal maddeleri ulaştırmamı istediler. İşi başardım. Bu kimyasalların savaşta İran'a karşı kullanılacağını sanıyorum. Yanılmışım. Asıl maksadı görememişim. Zehirli kimyasallar Halepçe'de 5000 Kürt'ü öldürdü. Amaçlanan Saddam Hüseyin'le Kürtleri asla bir daha bir araya gelmeyecek şekilde ayırmaktı. Bu işte kaybeden Türkler, Saddam Hüseyin ve Araplar oldu. Kazanansa sadece yüce seçkinlerdi. Artık ben de kazanan taraftayım. Sanırım doğal yollardan ölmeyecek. Soğuk savaş bitti.
sert çatışmaları başlatacaklar. Abdül. Puzzle bugün tamamlandı. 1995 yılında Muhammed Atta ile temas kurduğumuzda o henüz öğrenciydi. Banka hesap hareketleri incelendiği için hesabına 10 bin dolardan düşük miktarlar aktarıldı. Organizasyonun uluslararası iş ilişkileri takibini yapan Mahmut Salem, Memduh Çelebi ve Mahmut Salih takma adlarıyla Etiler'de ikamet etti. Hatta fabrikalardan birine işçi olarak yerleştirdik. Atta'nın Almanya'dan arkadaşı Samir Cerrah'ın nişanlısı bir Türk kızıydı. Üstelik kızın eniştesi Türkiye'de emniyet müdürüydü. Atta'nın babası saldırıları Mossad yaptı diye beyanatlar vermişti. Medyada bu tür haberlerin yer almasını engelledik. Aykırı sesler dünyanın her tarafında sindirilmeye çalışıldı. Çalışmalarımda artık beni yalnız bıraktıklarını düşünmeye başladım. Tezkere konusunda yapamayacağım şeyler istiyorlar. Bazı meselelerin çözümüne gücüm yetmiyor. İsteklerin, büyük taleplerin sonu gelmiyor. Senden önceki baron İran yüzünden gitti. Sen Irak yüzünden. Büyük adamsın Vesselam Abdüley. Büyük adam olmaya gerek yok yeğenim. Aha böyle adam ol yeter. Usta beşten az mı vurdun, çok mu vurdun? Ne diyorsun Nevzat? Aslanım benim. İyi misin? İyiyim abi. Nasıl yırttın? Zor oldu abi. Bir şey konuşup konuşmadığımı bilmiyorum. Şırınga yaptılar. Sen iyisin ya. Boş ver aslanım. Hadi gidiyoruz. Can Polat. Efendim oğlum? Elif. Komaya girmiş. Bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek. Zanıdan dinledim, bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek. O yeryüzünü bir daha. Şebeke nerede? Şebekesi. Telefonları nereden dinliyorsunuz? Nerede gibi? Adı ne?
Gabriel! Soruma cevap ver! Delikanlı oğlan, adam gibi yaşamadın, adam gibi öldün. Herkes yaşadığı gibi ölür abla. Öldüreceksiniz ama benim intikamım sizden alınacak. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Çekelim.
Yok! Bakmadığımız yer kaldı mı? Her yere baktık abi. Tekrar arayalım. Of. Abi iki lokma bir şeyler yiyelim. Sonra tekrar ararız. Abi. Buldum. Ne buldun Erhan? Bu ya aradığımız şey ya da çok büyük bir buzhane. Seker kafamıza gözümüze. Ne yazıyor orada? Şerefsiz. Yaktı bilgisayarın devrelerini. Düzelt her şeyi. İmkansız. Kaybedecek hiçbir şey olmayan adamdan kumar masasında ne kazanabilirsiniz ki? Dünyanın her yerinde sizinle kumar oynar. Her yerinde. Thank you.
not what I want. What is it you would want, madam? There's no pain in your face. I'm trying the best I can, madam. Tell me the greatest pain you've ever suffered in your life. Pain? Once I had fallen off my bicycle. How old were you? 7. And what happened? I was riding my bike. Right at the moment where I felt free, I raised my hands to feel it more intensely. I felt I was flying. Then I lost my balance for a second and fell off. And? My arm was broken. And the bicycle? It was broken too. Which do you want first? The bicycle. Dismissed.
They're blackmailing me because of my loyalty to you. If I were not eternally loyal to you, if I were the man they wanted me to be, this would have never happened. You've known me since 1990. You know me like your holy father knew my father. Our ancestry always submitted to your holy ancestry, and now, holy master, I need your help. What's on the DVD, Senator? I think it's one of my affairs. But my position and my family's situation cannot bear the scandal. Why do you enjoy lying to me, Senator? I have never lied to you, sir. Expect me to help someone who lies to me? Forgive me, sir. Believe in your sovereignty, sir. Forgive me. Senator, we know that your ancestors were chosen to serve mine. We also know that your ancestry has never seen someone as incompetent as you. And my ancestry has never forgiven someone as incompetent as you. Do you believe that the power bestowed upon you is the power to beat up a whore that you paid $1,000 to? Power is a privilege granted by God to the chosen. And do you know who God grants his privilege to? Ones who use their power the way that God uses his power, the ones who let their power be felt but never shown. I'm aware of your power, Master. I'm at your service. Regards to your family.
Ready? I am. You're gonna kill the Turk? Whatever you want will happen. But his decisions determine his fate.